Şener Şen filmleri nasıl? Şener Şen filmine bağlı. Mesela Yavuz Turgul en iyi yönetmenlerden bir tanesi o bir Türkiye'deki. Ama mesela Yavuz Turgul'un şu film dört dörtlük dediğiniz filmi var mı? Şu filmi mükemmel mesela. Hani arka arkaya seyredem dediğiniz filmi. Çok ilginç. Bak Av Mevsim mesela bomba gibi başlıyor. Sonra gittikçe yavaşlıyor ama. Gittikçe yavaşlıyor. En sonunda artık sıkıcı bir şekilde bitiyor falan. Ondan sonra zaten bir tane yaşlı filmi çekti. Gene Şener Şenli. Yol ayrımı mıydı? Öyle bir şeydi ya. O zaten direkt yaşlı filmiydi. İşin ilginç yanı Filme baktığın zaman kaliteli diyorsun ama sıkıyor. Bir de konu çok umurunda olmuyor. Çok çok böyle merak ettiren konular falan değil yani. Ama genel olarak baktığın zaman yönetme olarak harbiden iyi diyorsun. Eski filmler daha çok hoşuma gidiyor benim ya. Şey aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni ve onun o dönemde bir iki film daha vardı adını hatırlamadığım. O filmler falan daha çok hoşuma gitmişti benim. Şey onun mu ya? Gölge oyunu onun mu? Gölge oyunu da çok hoşuma gitmişti bak. Eskilerden. O zamanlar ne güzel yapıyormuşuz lan filmler. Orjinal filmler çıkartıyormuşuz hep. Vallahi ne oldu ki bize? Biz şu anda ya şey yapıyoruz abi. Klasik böyle Netflix çakması film yapıyoruz. Yabancı Netflix'in çakması. Ya şey zaten gişeye gelen filmleri biliyorsunuz abi artık. O tür filmler gişe filmleri yani. Ya festival filmleri sıkıcı. İnsanlarda merak uyandırmayan. Eskiden de güzel filmler yapıyormuşuz ya. İlginç konular oluyormuş bak. İlginç konular oluyormuş yani. Gölge oyunu ilginç bir konuydu. Ben hoşuma gitmişti yani gayet. Şevket Altuğ bir de neydi Şener Şen miydi? İkisi miydi? Kurtlar Vadisi ayrı tüm dizden maalesef çöp. Süper Baba güzeldi. İkinci Bağır da güzeldi. Süper Baba ikinci bar. Şu an seyretsek ne olur bilmiyorum tabii de. Tam her şeyi tol. Kabilecik evet yapmamız lazım. Onlar kralını yapıyor. Evet maalesef. Yani biz bunu söylediğimiz zaman işte kabilecik diyorlar ama yani şimdi sen yapmadığın zaman karşıdaki sana yaptığı zaman sen kaybediyorsun. Ne net kaybediyorsun yani. Bir güruh olduğu zaman o güruh kendisini tuttuğu zaman ama sen dur lan ben herkese eşit davranın dediğin zaman onlar kazanıyor. Yeni Şale fena değil demiş. 7 numara da güzeldi ha. Tepe İstanbul. Tepe İstanbul tam zaten o dönemin böyle orijinal dizilerinden. Otur çok vardı. Bilal Taha baş. İşin işe para girdi artık. Eskiden sinemada bu zamanki kadar para yoktu. İşler mecburen kaliteli oluyordu. Şimdi öncelik hep para. Kalite hep ikinci planda demiş. Bu gerçekten çok çok değişik bir sebep ama birçok şeyde de gördüm bir sebep ya. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Yani işin içine para girdiği zaman ve daha çok para harcandığı zaman daha kaliteli olması gerekmiyor mu aslında? Daha orijinal olması gerekmiyor mu aslında? Ama olmuyor. Bilgisayar oyunları da öyle. Umuyorum ki ben işte şu retro Amiga oyunlarıyla ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. Ve orada da zaten göreceksiniz. O kadar orijinal oyunlar var ki. Gerçekten orijinal. Yani şu an mesela arkadaşlar şey diyor. Indie oyunlar var ona benzer falan gibi ama yok değil. Çünkü bunlar büyük bir firma. Bütün bir firma. Oyunun dizaynını falan bayağı yapıyorlar yani. Uğraşıyorlar. Öyle kısa ne bileyim birkaç saatte bitecek oyunlar değil. Ama iki disket falan oyun. Lost Vikings bilmem ne. O kadar orijinallik katıyorlar ki oyunların içine. Çok orijinal oyunlar vardı. Çünkü yapabileceğin şey sınırlı. Yapabileceğin şey sınırlı olduğu için orijinallik önemliydi. Ama şu an sınırın yok. Harcayabileceğin para yok. Para sınırı yok yani. Harcayabileceğin para sınırı olmadığı için çok fazla paralar harcanıyor oyunlara ve onun da karşılığını alınmak isteniyor. Onun da karşı alınmak için de mümkün olduğu kadar en genişe hitap eden işte oyunlar yapılmak isteniyor. Crew 2 mesela. Crew 2'yi ben oynuyordum, seviyordum, hoşuma gidiyordu ama çok belli yani çoluk çocuk da oynasın diye yapılmış. Konuşmalar vesaireler, insanlar, kıyafetler her şey böyle sulandırılmış. Her şey böyle şey olmuş. Sterilize edilmiş öyle derler ya. Filmlerde de öyle. Evet filmlerde de öyle abi. Yani şeylerden de festivallerden de çok güzel paralar geliyormuş. Hani şey diyoruz ya festival işte gişe yapamıyor çok para kazanıyor. Yok festivalden de geliyormuş abi. Ödenek olsun destek olsun bilmem ne olsun sen festivale koyarsan eğer filmini aldırtabilirsen oradan da çok iyi para geliyormuş yani. O yüzden millet özel olarak festival içinde film yapıyor yani festivalde oynasın diye. Seyredilmesin ama festivalde oynasın bir de prestijim olsun üstüne. Al, çok iyi de para geliyor ama. Ya da diğer tarafta gişe olsun diyor. Öyle olunca gerçek anlamda iyi filmler nereye çıkacak? Biz kasacağız. Mümkün olduğu kadar iyi olmasına bakalım göreceğiz. Nereye verilecek? Gain çok ilginç bir şekilde. Gain'in yapımları yani beğen, beğenilmeyen yapımları da var bu arada. her yapım beğeniliyor diye bir şey yok. Beğenilmeyen yapımları da dahil ama. Çok ilginç bir prodüksiyonu var onların ya. Çok kaliteli bir görüntüsü var. Şey gibi Eurofilm gibi. Yani color grade'i neredeyse aynı hepsinin. Değişik değil mi? Pastel böyle. Pastel bir görüntüsü var. Çok hoşuma gidiyor. Ne, ne yapıyorlarsa neyle yapıyorlarsa yani hoşuma gidiyor çok. Bizimkiler nasıl? Bizimkiler çok sıkıcıydı ya. Bizimkilerde şey klasik işte catchphrase muhabbeti vardı. Sürekli aynı şeyler oluyordu. Döndür dolaştır sürekli aynı şeyler oluyordu abi. Yumuşak yumuşak aynen aynen. <laughs> halt 6 kere 9 ondan sonra tutarım şimdi zaptı. Başka ne vardı abi? Bir süre katil yoktu ya sonra katil geri geldi. Çok sevinmiştik o var diye. Benim adım Cemil aynen aynen benim adım Cemil. Kaygısızlar efsane. Şu an çekilemeyecek diziler. <laughs> Kaygısızlar. Cıvık müdürüm affedersin. <laughs> kumar bağımlı hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'de şu an yasa dışı bahise izin veriliyor ve her yerde bahis reklamları dönüyor. Ben de mağdurum demişsin. Nasıl mağdursun? Oynadığın için mi? Oynayıp kaybettiğin için mi? Yoksa şey mi oynadın? Demirören'in milli piyango sitesinden sihirli taşlar mı oynadın? Kazanana kadar devam. Paran yok muhtemelen o yüzden kumar oynuyorsun. Pa Paran varsa diyecek bir şeyim ama az buçuk biriktirilene ha halka arıza gir. Hisse falan demiş. Umarım toparlanırsın demiş. Gerçekten çok değişik bir şey kumar. Mesela diyorum ya şeylerin kumar olmadığı söyleniyor iddia türü şeylerin ama abi yeterince oynadığın zaman paranı komple kaybediyorsun. Yeterince oynadığında paranı komple kaybediyorsun. Evet biliyorum sizin orada bir adam var çok zengin oldu. Yani yapacak hiçbir işin yoksa iddia türü şeylerde bile full time olarak belki çalışsan belki bir şeye döndürebilirsin ama yani full. ben onu düşündüm de full time olarak çalışacak olduktan sonra de, dedim ki ben o vakitle video yaparım. Para kazanırım o şekilde. İyi de demişim. Çünkü onları yapa yapa bu noktaya geldik. İşte şu anda film çekme noktasına geldik mesela yani. Abi o çok ilginç. Şu an bizim filmi yapacak arkadaş, yapımcı arkadaş. Beni tanıyor tabii ki seyircim. Ama Beyaz Hap'ı seyretmemiş. Beyaz Hap'ı seyretmeden güvenmiş bana. Şimdi seyretti tabii de. Dedim nasıl ya? Beyaz Hap'ı seyretmeden güvenmiş bana. Demek ki çok ikna edici konuşuyorum abi. <laughs> Öyle bir film çektiğimi biliyor. Dedim hiçbir şey yokken imkan yokken çektik. Hiçbir imkan yokken derken harbiden hiçbir imkan yokken. Kumar gerçekten ne derler bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Kumar oynatan için iyi. Kumarı oynatan kazanır. Gerçekten öyle. Kumarı oynatan kazanır abi. Sen kazanamazsın yani. Uzun vadede. Uzun vadede. Ve öyle bir şeydir ki böyle hep şeydir. Neredeyse kazanacaktım. Neredeyse kazanıyordum kanka. Hep öyledir abi. Hep o şekildedir. Birçok insan ben şu anda oynuyorum. Ben çok kralıyım ve hepsini biliyorum. Harikayım, süperim. Garanti bazı şeyler var falan dediğini ben biliyorum. Öyle konuşan çok insan duydum. Ondan sonra tek seferde patlıyor ama. Tek seferde patlıyor. Kumarın şeyi bu işte. Olayı bu. Yani sen bir süre küçük 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 kazanıyorsun sonra tek seferde patlıyor abi. Kuzey. Hayatımda hiç kumar oynamadım ama kripto parada 3 araba parası puf oldu. Nasıl başardın onu? O yüzden ihtiyacım kalmadı paramı bitirmek için kumara. Nasıl başardın ya onu? Kripto parada 3 araba parası. O da kumar. Kripto da kumar arkadaşlar ya. Her yani şey diyorlar yok o abi o işte biliyorsun. Onu çözüyorsun falan kripto parayı. Abi onu biliyorsun çözüyorsun diyen adamlar ama işte fırlayacak dedikleri batıyor. Belki gelecekte zengin olurum. Bir seyircim bana 1000 TL değerinde Solana hediye etti. Dedi ki abi bunu elleme bir süre birkaç sene. Bu fırlar. 1000 TL 1700 TL oldu falan şey dedim. Tüh lan dedim keşke kendi paramdan da koysaydım. Bak ne kadar hızlı yükseldi. Ondan sonra bir çakıldı abi 500 TL'ye falan düştü. Uzun süre öyle gitti. Şimdi son dönemde 3000 TL'ye çıktı. Sonra biraz indi 2500'de şu an devam ediyor. Aslında yüksek para gibi gözüküyor ama... Doların ne kadar o zamandan bu zamana doların ne kadar yükseldiğini düşünecek olursan... Dolar bazında aynı kalmış gibi yani. <laughs> Harbiden dolar bazında aynı kalmış gibi ha. Ama onu şey yapacağım ben. Hiç ellemeyeceğim. Yani hiç ellemeyeceğim. 20 sene sonra bakalım ne olacak. Merak ettim. <laughs> Belli mi olur abi 20 sene sonra patlar belki Kuzey ilk başta 50 bin liraya girmiştim Dolar altı iken Sonra benim 100k'ya yakın dolar param oldu Coin 2 dolardan 30 dolara olunca Sonra puf Bilmiyorum Solana olarak duruyor yani duracak <laughs> Durmaya devam edecek Son paramı olana kadar o duracak abi Çok ilginç bir olay oldu biliyor musunuz Gerçekten garip Olay şu senato duruşma odasında Amerika'da Bu senatonun duruşma odası var abi. Şey falan yapılmış yani hani bildiğim mahkeme falan oluyor burada. Orada iki geyin tokmak videosu çıkıyor. Baya serdar yani. Ah <laughs> falan. Ve işin ilginç yanı bunlar kendi çekmiş galiba. Ya yani ben kendi çekmişler gibi anladım ama başkası çekmiş de olabilir gizlice. Paylaşılıyor bu. Bunlar işte atılıyor. Normal şartlar altında abi senatodasın. Senatonun duruşma odasındasın ama çıkıp adam diyor ki ben gay olduğum için ve işte kendimi böyle ifade ettiğim için bana zulüm yapılıyor falan diyor. Davayı açacak kişi de Biden hükümeti ya. Senato falan çünkü işin içinde. Açmıyorlar abi. Götleri yemiyor. Oy kaybetmemek için. Tamamen bu yani. Oy kaybetmemek için. Uf, homofobik denmesin diye abi açmıyorlar. Ve hatta şu anda adam dava açmış. Beni haksız yere işte attınız. Alt tarafı bir senatonun duruşma odasına serdarlandım bana zulüm yaptınız beni işte atarak diye karşı dava açıyor. Onu kazanırsa hiçbir şey gelmemiş olacak adamın başına. Oğlum süper bir şey değil mi bu? Her şeyin politik olduğunu görüyorsunuz işte arkadaşlar. Her şeyin politik olduğunu görüyorsunuz. Kendi adamı olduğu zaman hukukun uygulanmaması sadece bizde değilmiş demek yani. Senatör değil ki bu. Orada çalışan çalışan. Orada çalışan abi. Şey gibi düşün. Mecliste basıldı ama mecliste sadece milletvekili mi var? <laughs> Meclisin çaycısı da var. Anlatabiliyor muyum?